AKP döneminde her türlü şiddetin, baskının, müdahalenin, gözaltının, tutuklamanın yaşandığı bir dönemi yaşadık. Evet, AKP hükümeti bugün başta Kürtler olmak üzere Türkiye halklarına zulümden başka, zorbalıktan başka ve halkların siyasetini engellemekten başka hiçbir şey yapmadılar. Bugün bile mecliste seçime 2 ay kala sevgili Osman Baydemir'in ve sevgili Selma Irmak'ın vekilliğinin düşürüldüğüne tanıklık ettik. Evet, şu anda 9 milletvekilimiz cezaevinde rehin olarak tutulmakta. Şu anda 11 milletvekilimizin milletvekilliği düşürülmüş durumda. Ve bugün şunu çok iyi anlıyoruz ki korktukları HDP'nin siyasetidir. Korktukları HDP'nin milletvekilleridir. Korktukları Türkiye'nin halklarıdır. Türkiye'nin seçim çalışmalarıdır. Türkiye halklarının vereceği mücadeledir. Demokrasi mücadelesidir. İşte korktukları şey budur. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Bugün Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmasının tek nedeni seni başkan yaptırmayacağımız dediği içindir. Ama buradan bir kez daha söz veriyoruz değerli halkımıza. Sevgili Selahattin Demirtaş'ın sözünü yerde bırakmayacağız. Buradan biz de diyoruz ki seni başkan yaptırmayacağız. İnanın seni başkan yaptırmayacağız. Devlet Bahçeli ile birlikte yaptılar. Hatırlarsınız, Devlet Bahçeli o dönem taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayın diyerek Sur'un yıkımına, Cizre'nin yıkımına, Şırnak'ın yıkımına, Gemer'in yıkımına destek verdi. Ve bu saydığım il ve ilçelerde büyük direnişler oldu. Halkımız Gemer'i terk etmedi. Halkımız Şırnak'ı terk etmedi. Halkımız Sur'u terk etmedi. Zorunlu olarak bir göç yaşatıldı. Fakat bu sokağa çıkma yasakları bittikten sonra insanlar kendi doğdukları topraklara, kendi yaşadıkları topraklara geri döndüler. Onların göçertme politikalarını hayata geçirmelerine izin vermediler. Türkiye halklarıyla Kürt halkının buluşmasını engellemeye çalıştılar. Ancak Türkiye halklarıyla Kürtler her anlamda, yaşamın her alanında buluşma imkanı buldular. Evet, yaşanan katliamlarda Türkler Türklere sahip çıktı, Türkler de Türklere sahip çıktı. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar, biz kazanacağız değerli arkadaşlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye halkları kazanacak. Ne yaparlarsa yapsınlar, Kürtler kazanacak, Türkler kazanacak, Ermeniler kazanacak, Süryaniler kazanacak, Aleviler kazanacak, kadınlar kazanacak, gençler kazanacak değerli arkadaşlar. Bundan sonra onlara geçit yok. Bundan sonra onları sandığın dibine gömme vakti gelmiştir. Onların tarihin çöp sepetine atma zamanı gelmiştir. Haziran sabahı herkes Türkiye'nin kaderini değiştirmek için sandık başına gidecek, oyunu kullanacak. Ben şuna inanıyorum değerli arkadaşlar. 25 Haziran sabahı bir başka olacak. 25 Haziran sabahı AKP'nin olmadığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın olmadığı, Devlet Bahçeli'nin olmadığı bir Haziran sabahı olacak. Biz Haziran'ı severiz. 7 Haziran'ı unutmayız. Ben kişisel olarak 3 Haziran eşimin ölüm yıl dönümü, onu ayrı tutarak ifade etmek isterim ki
Haziran ayı bizim coşkumuzun, moralimizin, kararlılığımızın en yüksek dozlarda olacağı bir ay olacaktır. Şimdiden başarımızın, coşkumuzun, kararlılığımızın hayırlı olmasını diliyorum değerli arkadaşlar.